üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugünkü konuğu çok değerli yazarımız Sayın Ece Yazıcı. Ece Hanım hoş geldiniz. Ece Yazıcı aslında 1977 yılında Tekirdağ'da doğmuş genç bir hanım. O da üniversiteden mezun olduktan sonra 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldum. Evet. Yaşamımın büyük bir kısmı zaten İstanbul'da geçti. İktisat Fakültesinden sonra da kendi alanımla ilgili bankacılıkta halen çalışıyorum. Hmm. Bu konuda kendimi geliştirmek üzere bir yüksek lisans yapmıştım. Ama zaman içinde fark ettim ki iş ve okul arasında yani profesyonel hayat bir şekilde devam ederken zaman da geçiyor. Şimdi bu vagona atlayacağım. Eğer bunu kaçırırsam ya bir dahaki istediğim zaman gelmezse diye. Dolayısıyla hobiler zamanla koltuğumun altında birden fazla karpuz olmaya başladı ama her biri benim enerjimi çok yükseltti ve bugün karşınızdayım. Ee, ben her zaman yazmanın kendimi hep en iyi ifade etme biçimi olduğunu düşünürüm. Ee, o sevgiyi ben içimde hiçbir zaman zaten kaybetmemişim. Ben ne kadar profesyonel bir e, meslekte çalışıyor olsam bile o hep benim içimde varmış. Kendinize inanın. Ben hep inandım. Meslek hayatımda da halen kitabı yazmayı devam ederken de kitabı yeni kitlelere ulaştı çalışırken de her dakikasından çok keyif aldım. Kendi potansiyelimi ortaya çıkartmaya çalıştım. Ben aslında bir anlamda kendi hikayemi şu anda yazıyorum. Ama bunu yapmak isteyen pek çok insan olabilir. Burada amaç sadece bir hikaye yazmak değil, kendi potansiyelimizi ortaya çıkartıp kendimize inanmak, değişebileceğimize, başarabileceğimize inanmak. O yüzden zorlukların karşınıza çıkması sizi engellemesin. Siz her zaman onları aşmanın bir yolu. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. <laughs> Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yazıyorum programımızın bugünkü konu çok değerli yazarımız Sayın Ece Yazıcı. Ece hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman Allahım bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki davetimizi kabul ettiniz. Çok güzel bir kitap hakkında konuşacağız evet. ve kitabın inanılmaz bir tevafuğu hakkında da konuşacağız. Böyle bir şey olamaz sevgili izleyiciler. Biz yayın öncesi konuştuk. Bununla da ilgili bazı spot cümleler olacak kendisinin yayını sakın kaçırmayın diyorum ve aslında sizi herkes tanıyor artık ama Ece Yazıcı kimdir desem nelerden bahsedersiniz? Ece Yazıcı aslında 1977 yılında Tekirdağ'da doğmuş genç bir hanım. Evet. karşınızda bugün. Ee, o da bizi dinleyen bu kadar belki yüzlerce belki binlerce üniversite öğrencisinden bir tanesi. Sadece üniversite öğrencileri değil. değil Biz tabii artık Türkiye'nin her yerinden, her yerinden izleyicilerimiz harika. var. Türkiye'den. Harika. Evet. Ee, ben üniversiteden mezun olduktan sonra 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldum. Çok Yaşamımın büyük bir kısmı zaten İstanbul'da geçti. İktisat Fakültesi'nden sonra da kendi alanımla ilgili bankacılıkta halen çalışıyorum. Hı hı. Bu konuda kendimi geliştirmek üzere bir yüksek lisansı yapmıştım. Çok Ama zaman içinde fark ettim ki iş ve okul arasında yani profesyonel hayat bir şekilde devam ederken zaman da geçiyor. Çok. Çok ee, zaman çok hızlı geçiyor tamam, ve herhalde. zaman o kadar hızlı geçerken biz işin temposu içerisinde böyle bu kadar yorulurken birden sorgulamaya başladım kendimi. Yıllar geçiyor da ben neden daha çok zevk aldığım şeyleri yapmaya kendimi kanalize etmiyorum? Nasıl güzel bir şey bu farkındalığı bu? Okuduğunuz bir şeyden mi etkilendiniz? Bir şey sizi artık dur bir dakika demiş ya. Sakin ol. Bir dakika hayat geçiyor. Evet. O kadar güzel. Hayat geçiyor çünkü İçimde her ne kadar işimde çok iyi olsam da zamanın geçiyor olması, geri dönülemez hani bir şey olması beni biraz daha içimde böyle ukde kalan şeylere yönlendirmeye başladı. Öyle olunca da e, ne merak ettiğim ilgi alanları vardı zaten. Her birine yavaş yavaş zaman ayırmaya başladım. Ama zaman geçtikçe fark ettim ki esasında ben onlarla zaman geçirmekten çok hoşlanıyorum. İnsanlar hmm. boş zamanlarında ilgi alanlarına yönelirler. Doğru. Ben... Birazcık tersine çevirmeye başladım. İlgi alanı için zaman ayırdım diyorsunuz. İlgi alanı için zaman ayırmaya ve onun için fırsat yaratmaya başladım. Çünkü hayatınız var değil evet, mi? Evet aynen öyle. Hayat bir kere hayata bir kere geliyorsunuz. Ee, ve fırsatlar ya da imkanlar her zaman sizin elinize kolaylıkla Asla. geçmeyebiliyor. Asla. Bu şu anda bir numaralı peronun vagonlarına bakıyoruz. Konuşacağız ondan konuşacağız. Zaten tevafukla ilgili evet. inanılmaz bir süreç. O kitapta neler bekliyor her şeyi konuşacağız. Her evet. fırsatı, her imkanı bir trenin bir vagonu gibi hissettim ben öğrencilik yıllarımda ya da çalışırken. Şimdi bu vagona atlayacağım eğer bunu kaçırırsam ya bir dahaki istediğim zaman gelmezse diye. Dolayısıyla hobiler zamanla koltuğumun altında birden fazla karpuz olmaya başladı ama her biri benim enerjimi çok yükseltti ve bugün karşınızdayım. İyi ki de karşınızdasınız yani nasıl teşekkür güzel konuşuyorsunuz ederim. öyle nasıl güzel ifade ettiniz çok bir olun. yazarın kendini böyle güzel ifade etmesine bayılıyorum hani onları böyle okumak çok güzel bir de karşılıklı o kadar şanslıyım ki sevgili izleyiciler yani gerçekten şu anda bu programı yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çok Öncelikle teşekkür ederim ben de istiyorum. bugün beni davet ettiğiniz için misafir ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayat ve fırsatlar aslında birer vagondur ve ben onu kaçırırsam bir sonrakinin bana denk gelip gelmeyeceği ya da zamanının bana uy uyup uymayacağının belli olmadığı bir hayatı yaşıyoruz demek oh. istiyor. Nasıl bir bakış açısı Allah? İşte bunu diyen insanlar aslında hobilerin için yani yapabilecekleri şey için zaman ayırıyorlar. Zaman içerisinde onları yapmıyorlar ve işte öyle yaptıkları için de bir yerlere geliyorlar, bir şeyler başarıyorlar. Başardığınız bu güzel şeyden bahsedeceğim ama bu süreç Nasıl başladı aslında? Tamam, bu süreci ben şu anda anladım. Hani bu duygularla birlikte başladı ama yazma süreci, o kalemi ele almak var ya, bir köşeniz mi var? Ben bunu bayılıyorum yazarlara sormaya. Bir odanız mı var? Çok merak ediyorum. Bir şey <laughs> yanında mı yazıyorsunuz? Müzik mi dinlersiniz? O süreç nasıl başladı? Nasıl ilk böyle yazmaya başladınız? Aslında yazmak her zaman varmış. Hmm. Ee, ben her zaman yazmanın kendimi hep en iyi ifade etme biçimi olduğunu düşünürüm. O sevgiyi ben hmm. içimde hiçbir zaman zaten kaybetmemişim. Ben ne kadar profesyonel bir meslekte çalışıyor olsam bile o hep benim içimde varmış. Hmm. Dolayısıyla esasında bu kitabı yazma süreci bir şekilde o içerlerde gizli saklı kalmış olan o nasıl diyelim Kimselere yeteneği mi belki de onu keşfetmemi ya da bir şekilde ortaya çıkartmamı sağladı. Terapi gibi de oldu mu heyecanlı? Terapi gibi zaten oldu çünkü ben böyle bir şeyi görürüm. Onunla ilgili bir şey ben de çağrışım yapar yazarım ya da bir şey hissederim yazarım. Hep böyle küçük küçük hikayeler, denemeler bende zaman içinde böyle bir birikti. İşte bunları öğreniyoruz böylece. Peki bunların illa güzel bir şey olmasına gerek var mı? Yoksa mesela yaşadığınız bir olumsuzluk bir şey olduğu zaman da yazar mısınız? Ben genelde her şeyi yazmaktan yanayım. Evet. Çünkü o iyi ya da kötü bende bir bir iz düşüm yarattı Aynen. ve onu kağıda dökmek ama kağıda dökerken de sordunuz işte müzik mi dinlersiniz? Evet çoğunlukla arkada bir müzik vardır. Bir de ben burada geçmiş yaşamlara çok inanırım. Böyle müzelere gittiğim zaman böyle kadife bir perde ya da böyle kadife bir eskitilmiş bir koltuk, Antika. eski bir masa böyle işte tüylü böyle bir kalem gördüğümde hep böyle derim işte aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma ben geçmiş yaşamda kesinlikle burada oturup şey yazdığıma Allah eminim Allah diye. Allah. Böyle çok enteresan. Onu hiçbir zaman mesela unutmam. O yüzden diyorum hani yazmak her zaman hani varmış. Geri dönüp baktığımda da as olan benim için hep yazmakmış. Onu hiçbir zaman kaybetmedim ama Dediğim gibi benim hep hayatımın akışında pandemiye kadar hep farklı ilgi alanları evet. vardı. Hep farklı öncelikler vardı. Yazmak ya da bunları bir araya getirmek, o denemeleri ya da hikayeleri anlamlı bir şekilde bir araya getirmek istiyordum ama fırsatım olmamıştı. Ya da önceliğim değildi. Başka şeylerle ilgileniyordum o kitap zamanlar. Çıkarmak şey kitap çıkarmak gibi bir şey aklımda. Kitap çıkartmak gibi bir şey hiçbir aslan. zaman aklımda yoktu. Ama pandemiyle beraber böyle bir... Ufacık böyle bir kapı açıldı. Bir online yaratıcı yazarlık atölyesine denk geldim. Hmm. Seyahat yazarı çok sevgili Bahar Akıncı'ya da buradan çok çok selamlar söyleyelim. Aynen. Evet. kendisinin de çok bu konudan teşviği oldu. Onun bir sunduğu bir yaratıcı yazarlık atölyesine katıldım. Çok uzun süreli bir şey değildi. Bir bir fotoğraf yolladı bize gösterdiği, öğrettiği teknikleri kullanarak bir hikaye yazmamızı istedi. O hikayede zamanla büyüdüğü gelişti ve şimdi bir numaralı peron olarak ellerimizde. Çok güzel bir şey söyledi. Şimdi bu işin bir tekniği de var aslında değil mi? Yani kullanan da var, kullanmayan da var. Ama aslında ben son zamanlarda yazarlık tekniğiyle ilgili bir şey duyuyorum. Bahar Hanım da size böyle ilk önce bir teşvi, çünkü sizin zaten bir hazineniz var içinde, onun fark ettiğini düşünüyorum. Onunla birlikte de şu şekilde teknikle yazın mi? Evet aynen çünkü iki Demek gün boyunca öğrettiği teknikleri kullanmamız gerekiyordu. Üç sayfalık bir e, hikayeydi bu esasında ama ben ona sadece üç sayfa değil dört bölüm gönderdim. O dört bölümü ve şöyle söyleyeyim o dört bölümü ben sadece ve sadece dört günde temel kurguyu tamamladım. Yani Çok 23 Nisan söyleyeyim. 2020'de oturdum baştan 26 Nisan 2020'de kalktım. 1 Mayıs'ta Bahar Hanım sonuçları açıkladığında ben çok heyecanlıydım acaba ne diyecek diye. Ve çok şaşırdığını, çok memnun olduğunu, hiç böyle bir şey hani beklemediğini ve zamanla işte tarihle, e, araştırmalarla desteklersen bunun çok güzel arkasından bir iş çıkabileceğini söylediği zaman ben onun sözlerini yerine getirdim diyeyim. Araştırdım, büyüttüm, geliştirmeye Mentor gibi başladım. Olmuş. Evet. Sonra Çevremde arkadaşlarıma, yakınlarıma okutmaya başladım hikayemi. Hı. Herkes çok beğenmeye başladı. Ben bir noktada şey dedim. Bu benim için bir kilometre taşı. Şu an hayatın bana getirdiği bir şey. Çünkü pandeminin ilk günleri, ilk zamanlar öyle zamanlar ki herkes kendi Demokran'da. sağlığından endişe ederken Kendi hayatından ya. sevdiklerinden İyi hani doğru. ertesi günü görebilecek Neyse çok karamsar zamanlar. Ve o karamsar zamanlarda hani bu kitap daha o zaman kitaplaşma fikri biliyor. Değil. Bu hikaye, hmm. bu hikaye benim için tam anlamıyla bir can simidi oldu ve ben ona gerçekten Sarılım. çok sarıldım. ve onu her geçen gün büyütmek için elimden gelen her şeyi yaptım ve orada da yazar disiplini denen şeyi öğrenmiş oldum. Wow! Aman Allah'ım. Nasıl bir, öyle bir şey bilmiyordum böyle bir şey olduğunu ama bu süreçte öğrenmiş oldum. Aman Çünkü hiç bırakmadım. Hmm. O hikayeye çok inandım. O hikayenin büyüyeceğine çok inandım. Şimdi o zaman ben Sormak istediğim soruyu atlıyorum, başka bir sorudan devam edeyim çünkü çok güzel bir yere geldiniz. Kitabı ha. yazarken nasıl bir özel çalışma yaptınız? Madem onu sorayım, Rusya ile Ukrayna tarihi ile ilgili olarak sanki böyle bir ha. araştırma yapmış olduğunuzu şimdi insan düşünmeye başlıyor. Bir de onlarla ilgili özel bir ilgi alanınız nereden geliyor? Neden Rusya Ukrayna? Ee, aslında belki de izleyicilerimize ilk etapta hani şunu söylemek lazım. 23 Nisan 2020 ile 26 Nisan 2020 arasında Rusya ile Ukrayna arasında herhangi bir sorun sıkıntı yoktu. Şey yok. Dünya gündemi o zaman Hiç tamamen bir... pandemiyle Aynen. yorulup hani gidiyordu. Ee, bu fikir nasıl ortaya çıktı? Tamamen o siyah beyaz fotoğrafla esasında ortaya hani çıktı. Ben hani diyorum ya farklı ilgi alanlarım var. O siyah beyaz fotoğrafı gördüğümde iki tane ana karakterim var. İşte... Elena'nın giysilerine baktığımda, bu Boris'in kıyafetlerine baktığımda, bakışlarına baktığımda o atmosfer bana bu hikaye 1910'larda geçmeli, bu hikaye Rusya'da geçmeli. Böyle içgüdüsel olarak böyle direkt nokta atışı böyle bütün taşlar yerlerine oturmaya başladı ve ben tableti kucağıma alıp yazmaya başladım. Aslında Rusya, Ukrayna için olan bir tasarruf ya. yoktu orada, tamamen karakterlerle beraber ortaya çıktı. Ama zaman içinde tabii ki özel çalışmalar yapmak zorunda oldum hmm. çünkü hikayenin başı e, Boris'in hayatından kesitlerle başlıyor. E, Boris Moskova ve Petersburg arasında mekik dokuyan e, bir şahıs. Öyle olunca da Rusya'nın sosyoekonomik kültürünü, o dönemki yapısını, dünya ekonomik tarihini çok iyi anlamanız ve izah etmeniz hani lazım. O yüzden oradan bir şekilde araştırmalar başladı. Sonra Elena'nın Ukraynalı olarak hikayenin içine yavaş yavaş hani girmesi, bir taraftan da o dönemin içerisinde Ukrayna'yı araştırmak ve işin içine katmak e, potasını hani getirdi evet, ve dedi. hepsi birbirinin içine böyle böyle yorulmaya başladı. Olaylar ilmek ilmek birbirine eklendi, hikaye derinleşti. Aman Allah'ım. 23 Nisan'da başlayan tabii 26 yani. Nisan bu aralarda hiç Rusya, Ukrayna ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu kitap yazılmaya o zaman başlanıyor. Aslında şimdi söyleyeceğim tutamıyorum kendimi. Başında söyledim ya tevafukla ilgili. Bu kitap yazıldıktan sonra bittiğinde aslında ne istemiştiniz? Hangi tarihte çıkmasını istemiştiniz ve neler yaşadınız bu ee, süreçte? Aslına bakarsanız hani kitabın yazım kısmı ve akabinde yayın evine ve hani editörlerimle beraber geçirdiğimiz belli bir safa var. O safayı geçtikten sonra tam yayın aşamasına geldi Aralık 2021. Ben artık hani çıkacak diye böyle bekliyorum. Bir böyle arka arkaya yani ne bileyim işte benim Nizampaj'la ilgili takıldığım şeyler ya da işte ile ilgili şeyler yani hani günümüz hani sorunları. Aynen ötelendi öyle. ötelendi böyle ufak tefek şeyler. olur zaten. Ötelendi yani. ötelendi Aralık 2021 dedik olmadı. Ocak 2022 dedik yeni yıl heyecanlı yani, olsun heh. dedik. Böyle hani o ilk lansmanı yapacağız, yeni yıl heyecanıyla beraber olsun falan. Ondan sonra o o yetişmedi. Dedik ya çok güzel bir işte içinde aşk var, 14 Şubat'a yetişsin. Olmadı Efsane falan olsun, derken. O da olmadı. Evet işte Şubat'ın ortalarını geçince bana ilk prototip Nusa hani gelmiş oldu. Ve 1 Mart'ta piyasaya çıktığında kriz kendini göstermişti. Böyle bir şey olabilir mi sevgili izleyiciler? Allah aşkına yani hani kim bunu düşünebilir de 1 Mart'a tam da savaşın çıktığı zamana böyle bir aşk hikayesi olan içinde kitabı basıp piyasaya sunmuş olabilir. Bunun ayarlamasını nasıl yapabilir ki bir insan? Mümkün değil. Yani burada aslında Sayın Ece Yazıcı demek istiyor ki hayatımızda olan bir takım bizden kaynaklanmayan şeylerle ilgili buyurun. Ne düşünmek lazım? Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir şey tesadüf değil. Aşağıda da gördüğünüz gibi hayatta yaşanılan hiçbir şey Kesabif değildir ve yaşanılan olumsuzluklar aslında sizin olacak olan şeylerinizi geciktirdiği veya daha zor bir duruma soktuğu anlamına da gelmiyordur. Siz bu süreci iyi idare ederseniz ve her oluştuğu bir hayır olduğunu düşünürseniz öyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ki tam tarih itibariyle belki dünyada şu anda bu tarihi tutturabilen tek yazarsınız. Dediğim gibi tutturmak için esasında özel bir çaba olmadı. Yani bu tamamen kendiliğinden gelişti. Ama kitabın içinde de hani bahsediyorum çeşitli pasajlarda ya da hikayelerde. Ne tanıştığımız insanlar yani ne bizim belki şu an bir araya burada karşılıklı oturmamız tesadüf, tesadüf değil. değil. Ne kitapta e, anlatılan hikaye ne orada karşılaşılan olaylar ne de o insanların bir araya gelmesi orada bir tesadüf olmadığı gibi hayatımızda da bu. Böyle devam ediyor. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Şu anda içimden geleni sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun burada. dinliyorum. Lütfen bunun bütün dünya bilsin istiyorum. Rusya ve Ukrayna arasındaki iki kişinin aşkını anlatan kitabın bu savaşın başladığı tarihte piyasaya çıkmış olduğunu bütün herkesin bilmesini istiyorum. Bilmesini istiyorum. Bunun nasıl olduğunu bilmelerini istiyorum. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ben bunun bir örneğini hiç yaşamadım. Kimsenin de yaşamış olduğunu düşünmüyorum. O kadar güzel bir şey ki, o kadar büyülü bir şey ki anlatamam size. <laughs> Bu arada bir şey soracağım. Buyurun. Bu aşk hikayesini yazdığınız bu çok güzel bir zamana hani olayın güzelliği değil ama olabilecek en güzel zamana bir yazar için denk gelen bu kitabınız hakkında nasıl yorumlar alıyorsunuz? Bir kere olumlu, bütün görüşler çok olumlu. Yani bugüne kadar hiç bir tane bile okurdan negatif bir şey duymadım. Bugüne ben de böyle de. bir şey duymadım. Çünkü... Gerçekten duymadım. Samimiyetimle söylüyorum duymadım. İnsanları beğendirmek çok zordur. Bazı kesim vardır. Sadece belki kıskançlığından dolayı bildiğim, çok özür dilerim bunu söylediğim için ama olumsuz bir yorum yazarlar. Ama siz bunlarla bile karşılaşmamışsınız. Ben bunlarla Allah'a çok şükür ki bugüne dek hiç karşılaşmadım. Ve aksine e, çok geniş bir kitleye hitap eden bir kitap oldu. E, ha, kimlerdir hedef? Kimlerdir hedef? Aslında hedef, hedef kimdi ve kimlere hitap ettiniz? Aslında hedef bence kendini değişime açık hisseden hmm. e, hayata hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını bir kez daha bu kitabı okuyarak gören görecek olan bence herkese açıktı. Yani burada benim bir yaş kısıtım yok ama elbette ki çok geniş kitlelere, farklı yaş gruplarına hitap etmiş olması beni zaman içinde çok mutlu etti ve kitap çok yoğun bir duygusal bağ kurdu okuyucuyla ya hmm. da okuyucular kitapla bağ kurdular. Kimi kitap çok bittiğinde güzel. çok üzüldüm. Ya başucu kitabımdı, ne çabuk bitti, çok üzgünüm. Bugün Elena ile Boris'ten ayrıldım ya da işte bu hikayeden ayrıldım. Ne olacak şimdi ya da... Vallahi, e, o zaman devamı gelsin derler şimdi. Ben inşallah, size onu soracağım inşallah yani. İnşallah, inşallah olacak. Ya da işte kimisi dedi ki ben karakterler arasında ya da olaylar arasındaki o tansiyonu, gerilimi çok sevdim. Ya da bazıları dedi ki anlatım çok akıcı. Kimisi dedi ki Moskova ile Petersburg'u nasıl böyle güzel aktarabildin. O Neva Nehri kıyısındaki yürüyüşleri. Gittiniz mi oralara? Nasıl gördünüz mü? İzah ettin, i̇nsanlar ettin bunu. insanlar evet bunları genellikle hani sordular. Genellikle geri bildirimler böyle oldu. Ama e, dediğim gibi yani hani benim açıkça söylemek gerekirse bence herkes okusun. Ben zaten kesin herkes okumak, okumak okusun. istiyorum. Yani bu kitabı şu, görüyorsunuz ya şu güzel kitap. İki spot cümlesini yakaladım. Bir tanesi dedi ki değişime hazır olanlar için. Bunu mesela söylerken boş bir şey söylemediğini nasıl anlıyorum? Çünkü kendisi değişime hazırdı ve hazır olan bir işini bırakıp bu işe yöneldi. Kendi içindekini keşfetmek için. Değişime hazırdı yani ve bu kitap çıktı. Bu kitabı okuyacak olan kitleler içerisinde de değişime hazır olan kişilerden özellikle etkilenmesini düşündüğü, etkileneceğini düşündüğü insanlar olduğunu düşünüyor. İkincisi de hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünenler için. iki spot cümle bu kitabı aslında böyle hani tanıtım için çok önemli iki cümle diye düşünüyorum. Bir ilave yapayım sözlerinizde Elena ile Boris temel iki hani ana karakter, esasında iki farklı yaşamı olan hmm. iki Tabii. insan. İkisinde farklı, farklı. Ülke. iki farklı yani ikisinin farklı. farklı dinamikleri var. İki farklı aileden hani geliyor. Yaşamları çok farklı. Dinleri aynı belki ama yine sonuçta kendi, sosyal ortamları çok farklı. Sosyal ortamları çok farklı. Hı. İçinde bulundukları ortam çok farklı ve öyle bir zamanda bir araya geldiler. Kadar onları öyle bir kesiştirdi ki Merak hem değil. kendi içlerinde kimlik değişimi yaşamaya başladılar. Hem de beraber çıktıkları o yolculuk esasında kimlik değişimiyle beraber kendi içlerinde o yolculuğu beraberce tatmayı da onlara Yaşatmış oldu, bunu getirdi onlara. Yani ikisi ayrı ayrı kimini yavaş yavaş farklılaştırırken, o değişim esasında onları da çok başka bir yola götürmeye başladı. Yani bir yol ve bu yolculuk var doğru, bir yolculuk. Ama yolculuk esasında bireylerin kendi içlerine oldu. Dolayısıyla ben Olur. insanların bunu çok e, net bir şekilde algılayacaklarını düşünüyorum. Yani birbirleriyle karşılaşmaları aslında onların hayatlarındaki başka bir yolculuğa mı başlatmış o Evet, onları? aynen öyle. Başka bir yolculuk artık onlar için var. Yani sadece bir tren yolculuğu değil o. O o tren atmosferinde geçen evet ülkeler ya da sınırlar ya da git kentler gel. arasında gitgeller geller var. Ee, ama bence orada önemli olan insanların hem Elena'nın hem Boris'in yolda kendi varlıklarını, kendi yeteneklerini, kendi potansiyellerini özellikle Elena için söylüyorum bunu fark etmesiyle oldu. Bazı insanlar kendi başlarına sayın Ece Yazıcı gibi fark eder bunu. Bazı insanlar da bazı insanların sayesinde fark ederler. Boris Elena ile birlikte, Elena Boris ile birlikte fark etmiş. Onlarda öyle bir şey olmuş. Trenler Kendisinin hayatında çok önemli olduğunu, başka bir şey ifade ettiğini düşünüyorum onlarla ilgili. Şimdi burada fark etmenizi istediğimiz bir şey var. Bu kapak tasarımı kolay çıkan bir kapak tasarımı değil. Tam içinin yansıttığı bir kapak tasarımı olduğunu söyledi. Ben buna çok sevindim. Evet, çok içim de. Çok sevindim. Biraz kapaktan bahseder misiniz? Tren neden girişte? Onu da fark ettiler mi ki acaba diye evet, konuştuk. Evet. Hem ondan hem kapak tasarımından biraz bahseder misiniz? Tabii, evet. Esasında Rusya'da geçiyor kitap ve 1910'ların başlarında Rusya'da geçiyor ve ben kaleme aldığım zamanlar bir soğuk iklimi hayal etmiştim. Karlar. Ee, karlar. Yerde kar var. Burası bir tren istasyonu. Yerlerde hani kar var ve o dönemin hmm. itibariyle kaldırımlar zaten çok e, dar değil bugünkü hmm. gibi metro tren istasyonları kadar hani modern değil ve hmm, böyle tabii. Bir hani kara trene yakın böyle bir dumanı üzerinde tüten dumanı ve buharları Buharet kendini yani. böyle içine alan ve ayrılığı simgeleyen bir ekspres hep hayal ettim. Yani bu istasyondan kalkan, bir numaralı perondan kalkan bir tren bu, bu bir ekspres ama gidiş yönünde. Çünkü Neden? kahramanlar sürekli olarak bir yere gidiyor, bir şeyin hikayesini yaşıyorlar. Elbette bir yere varıyorlar ama... O varıştan önce esasında bir çıkış noktası var, bir göç var içinde, bir ayrılış var, bir ayrılık var. Belki Doğru. sevdiklerinizden ayrılma var, belki sevdiğiniz bir kentten, alışkanlıklarınızdan vazgeçme var. Ama var, alışkanlıklardan, eski, duygularınız var. Hmm. eski duygularınızdan, yaşanmışlıklardan. Ama onlardan vazgeçmeden ya da o konfor alanından çıkmadan da sizin yeni bir geleceğe adım atmanız da mümkün değil. O yüzden esasında... Gidiş yönünde, varış yönünde de değil. Onu birazcık vurgulamak istiyoruz. Kar yağıyor evet soğuk bir memleket. Çünkü yola çıktıklarında zaten çok hmm. hani kış. Rusya zaten çok soğuk bir iklim. Çok. Ee, o yüzden de hep böyle bir karı hayal ettik. Hmm. Klasik bir siyah beyaz değil. Böyle biraz sarı gri, böyle biraz rustik bir havayı özellikle hmm. ben istediğim için böyle bir hani tasarıma yöneldik. Dolayısıyla kapağın benim için böyle e, bir özelliği var. Bir kapak var. bile böyle güzel anlatılırsa içindekilerin nasıl anlatıldığını spoiler isteyesim geliyor. Yani böyle yolculukta bir şeyler soracağım soracağım kendimi zor tutuyorum sevgili okuyun. Bence ben kesinlikle spoiler okumak ver, istiyorum. Spoiler vermeyelim. Ah, ah şu kitaptan bahsediyoruz işte bu güzel kitaptan. İçinde de bir tam böyle hani bir gidiş, hayatların değişmesi, farklı hayatlara geçiş, konfor alanından çıkmak dedi ya. Öyle doğru güzel bir şeyden bahsetti ki. İnsanın yapacağı hayatta çok güzel şeyler var hayat ama konfor alanı bizi o kadar hapsediyor ki belki işinizi bırakmanız gerekecek bu güzel kitabı yazmanız için. Belki bir takım alışkanlıklarınızdan, alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekecek bu kitabı yazmak için ya da başka şeyleri yapmak için. İşte onları tutan konfor alanı. Ama çıktığınız zaman bir bakıyorsunuz ki iyi ki bırakmışım, iyi ki bunu yapmışım. Çünkü tren gidiş halinde. Siz isteseniz de o tren gidiş halinde istemeseniz de gidiş halinde hiç olmazsa sizin istediğiniz yönde gidiş halinde olsun diye düşünüyorum. Konfor alanı konusunda da çok hak veriyorum. Peki şimdi bu yeni hayata başlama ile ilgili okur okuduğunda oradaki bu yolculuğun zorlukları hakkında kendisini nasıl buluyor? Yani bir insan değişim yaşarken, başka bir hayata geçerken konfor alanından bu kolay mı olur, zor mu olur? Okuyucuya bunu mesela nasıl hissettiriyorsunuz orada? Esasında okuyucuyu hissettirmenin yolu tamamen kendi içimizde ya da kendi hayatımızda nasıl bir evrimin içerisindeyiz, hmm. nasıl bir dönüşümün içerisindeyiz? İlk önce bu sorunun cevabıyla başlamak lazım. Lütfen. Çünkü hayat koşulları hep değişken. Bunu Çok. isterseniz siz kendi isteğinizle de değiştirebilirsiniz. Ee, ya da Doğru. sizin kontrolünüz dışında da bir takım şeyler gelişebilir. İki yol, var. İki yol var. Başlangıç noktası ne olursa olsun koşullar değiştiğinde biz onlara nasıl adapte oluyoruz? Belki mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Kesinlikle. Ama eninde sonunda varılan bir tane nokta var. O da e, değişmek zorunda olduğunuz. Eğer bunu kabul edir, kabul eder, görürseniz, farkındalığınız bu yönde olursa, o zaman kendinizi geliştirmeniz çok daha kolay. Önemli olan bunu görmek ve kesinlikle kabul etmek. Çünkü hayat size bir farkındalık. ...yaratıyor bunu, sizin önünüze koyuyor... Endişelenmeyin ...ve siz demek yapılandırmak demek. zorundasınız... ...kendinizi bir şekilde. Doğru, yapılandırmak zorundasınız. Evet. Yani buna hazır olmalısınız. Buna değil, hazır demek. olmanız yani gerekiyor. Endişelenmeyin, yani hani... ...sizin tarafınızdan bir değişim olursa... ...veya sizin tarafınıza değil de... ...başkası şeklinde, hani başkasının bir etkisiyle... ...hayatınız değişecek olursa... ...bundan endişelenmeyin, korku duymayın. Şimdi ne olacak, işte bu iş de bitti, şöyle oldu... ...benden hiç kaynaklanmıyor aslında... Bu ...demeyin diyorsunuz. Evet, demeyin. Hatta... Seçimler evet hani sonsuz seçimler var hayatımızda ama en basından gitmek ve kalmak iki seçenek olduğunu düşünün. İkisinden birini tercih ettiğinizde belki diğer seçenek için üzüleceksiniz. Niye bunu yapmadım diye yıllar geçecek belki. Acaba bunu yapsam mıydım? O yüzden benim söyleyeceğim burada en önemli şey kendi özel yaşamımda da öyle. Hayatımızda hep İyi kiler olsun, keşkelerin sayısı ya da yeri daha az olsun. Yaptığımız şeyden pişmanlık duymayalım. Bir karar verelim ama o kararın arkasında duralım. Ve onun getirileri neyse onlarla beraber yolumuza devam edelim. Yol çok mu taşlaşmaya başladı ya da zorlaşmaya başladı? Değiştirebilirsiniz, farklı bir yöne gidebilirsiniz. Bu her zaman böyle sabit olacak diye bir şey yok. Ama değişime açık olmadığınız müddetçe... ...sonradan hep keşke deyip üzülmektense bence her şey için denemeye değer. Harika. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. İnsanın yapmadıklarının keşkesi yaptıklarından çok daha fazladır. Ve keşke demek zaten insanı sürekli negatif bir enerjide tutacağı için... ...önüne bir adım daha atmasına da engel olur. Evet. Halbuki hayat nedir? Sizin şu andaki hissettiğiniz düşüncelerinizi bir adım sonra gerçekleştirecek bir oluşumdur. Yani siz pozitif düşünürseniz hayatınızda pozitif akar. Seçtiğiniz yol hangisi olursa olsun diyor ki... Niyetli olun, kararınızı verdikten sonra artık o yol taşlı dahi olmuş olsa sizin seçiminizdir. Sizin bakış açınıza göre zaten o güzelleşecektir. Aklınız seçmediğinizde kalmasın. Sliding doğru diye bir evet, film vardı. Hep, hep Böyle gerçekleşti. Siz de mi düşünürsünüz? Hep düşünürüm. Öyle olmasaydı en böyle olurdu. En sevdiğim oldu. filmlerden Gerçekten. bir Gerçekten hiç konuşmamıştık mesela bunu. Evet hayatın seçimlere bağlı olduğunu gösteren bir film. İnsan bunu yapmasaydı başka bir hayatı olacaktı. Olabilir. Tabii ki olabilir. Milyonlarca seçenek de olabilir. Ama siz Ece Yazıcı bir şeye karar vermiş, o kararı vermiş mi bu kitap çıkmış. Şimdi Ece Hanım şöyle düşünür mü? Ya ben bu kitabı çıkarmasaydım da işte o eşimde çalışmaya devam etseydim de oradan yükselseydim de artık onu düşünmeye gerek var mı? Şu anda televizyon programında konuk, sizlere bu güzel şeyleri ifade ediyor. Artık bize mal oldunuz. Hani bu yola girdikten sonra artık insan geriye bakar mı Ece Hanım? Bakmaz yani. Siz bakmayınca biz de bakmayız diye düşünüyorum. Bakmamalıyız. Ee, yaratım süreci bambaşka bir süreç. Bunun içinde olmak, bunu hissetmek zaten bambaşka. Ben e, hafta sonları özellikle çok kanalize olurdum hafta içi akşamları da yazmak için ve evden çıkarken böyle sanki arkamda böyle bir canlı bir varlığı bırakırcasına böyle çıkarım. Ya yani üzülürdüm yani hani gidiyorum diye. Yazmak beni öyle bir içine aldı ki zamanla. Bunu en bırakamaz uzun oldum. Yazdığınız süreyi hatırlayabiliyor musunuz? Kendinizi kaybedip böyle. bir pazar günü 12'de oturdum. gözüm açtım saat 8 falan da herhalde. İnanamıyorum. İnanamıyorum. 8 saat boyunca yazdınız 8 mı? 8 saat boyunca yazdığımı biliyorum. Yani bu kadar bağlılığı şu an çok daha iyi anlayabiliyorum. Yani gözünüz arkada kalıyor işte ben ondan ayrıldım gibi. Bir yazar böyle hissederse okuyucusu da tabii ki yani bundan etkilenir diye düşünüyorum. Karakterleri benimsiyorsunuz. Onlar sizin karakterleriniz, hayatınıza giren insanlar artık. Şimdi bizim de hayatımıza giren insanlar oldu. E tabii çünkü hikaye yazarken ben de kendimi o kadar kaptırdım ki kendi yazdığıma kendim iyice inanır oldum. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> öylesine yani. Hani o hayal beni o kadar çok içine almaya hani başladı ki. Artık şey olm olmuyordu yani. Hani kurgu gibi benken, değil Evet kurgu gibi değildi yani. Hani ben de onun içindeyim sanki oradayım. O olayları ben de yaşıyorum. Ee, böyle çok canlı oldu. Boris'e fazla yüklendim. Burada birazcık Elena'ya bir şey yapayım da Boris'i rahatlatayım falan. Yani böyle gerçekten kişileştiler Tabii, değil mi böyle? Tabii kukla gibi oynadım Kuklu. ben onlarla. Gözümün önüne geliyor ve çok daha merak uyandırıyor. Ben de bu nasıl bir kitap olduğu ile ilgili. Peki şimdi. Başta sorduğumu tekrar sormak istiyorum. Şimdi okuyucular bundan çok memnun ve bittiğinden de çok üzgün. Evet. Öyle güzel anlattınız ki ben yayın evi olsam var ya şimdi bunu hemen çıkartırım. Daha okumadan çıkartırım bir kere onu söyleyeyim. Bu arada yayın evinizden bahsedelim. E ee, yayın evim yazardan direkt yayın evi. Tamam. Ee, bağımsız yazarları destekleyen bir yayın evidir. Benim e, hikayemi e, okumaları, arkalarında durmaları gerçekten benim için hani hem çok çok teşekkür, e, ediyoruz. teşekkür ediyoruz. ki e, Çok hani kıymetli. Çünkü e, tanınmamış bir kişisiniz. Daha önce çıkarttığınız hiçbir hani eseriniz yok. Referans alınabilecek ve ticari öyle, kaygıyla bakacak olursak da hem, nasıl olur falan. Hem nasıl olur hem de pandeminin tam böyle başı yayın evlerinin maliyetleri bir... var. Kitap evleri kapalı. Hani sizin birilerine gerçekten ulaşmanız esasla bakarsanız çok, çok zor. Dolayısıyla hani o zor zamanlarda benim yanımda oldular ve beni bugüne kadar desteklediler. Beraber zaten hani ilerliyoruz bu yolda. Kendilerine tekrar buradan hani teşekkür etmek hani lazım. Ee, Ama bu da bir tesadüf değil. Bu da bir tesadüf değil. Onlar Onlarla onlar, onlar da, da aynen yolumuz oldu. Ama sizin sorunuzu anlıyorum. Devamı gelmeyecek mi diyeceksiniz. sanırım. Şimdi oraya geçecektim. İşte bir yazar böyle demek ki olaylara tepeden Hı. bakabiliyor. Şimdi ben okurum. Böyle bir güzel yaz yazdınız bir hikaye. Ne olacak şimdi böyle? Bitti mi? Bitmedi. Ciddi mi? Evet. Bitmedi. Çünkü e, bu kitabın bir devamı olacak. Aman Allah'ım. Çünkü e, biz... Bu bir serinin ilk romanı esasında bir numaralı peron. Onun bir devamı olacak, bir kardeşe gelecek. O Spoiler kardeşin, Spoiler alıyorum şimdi sizin için valla. Evet, o e, şu an yaratım aşaması zaten devam ediyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor Neredeyiz esasında. Neredeyiz şu anda mesela hani birinciye kıyasla birincilik yol mesafeyi düşünürsek çıkıncaya kadarki mesafe, ikincideki o yolun neresindeyiz? Yani şu an e, şöyle söyleyeyim, yol uzun bir yol, ee, ve hani bazı şeyler arada gelebilir var. yapmam gerekenler var güzel konsantre olmam gerekiyor ee, o yüzden bir, şey hani bir kapanmam bir konsantre olmam lazım Tamam, ama kesinlikle ama ikinci seri geliyor zaten öyle bir yerde kestik ki okuyucuya bunu anlatıyoruz esasında yani bir anda çok anlamlı bir yerde kesildi bu planlıydı bu, tabii en baştan beri planlıydı. Aman Çünkü kurgu zaten benim kafamda şu anda. İkinin kurgusu. Aman Allah'ım çok merak ediyorum ya. Yazarın kurgusu hani böyle şeyler yazarlar. Ufak ufak notlar böyle masa dolar böyle. Şimdi şuradayım. Şuradan şuraya, şuradan şuraya falan dur bir kahve için falan böyle tekrar gelip masanız o post böyle. Postitler kafamda. Postitler kafanızda. Kiminin masasında, kiminin böyle duvarında zımbalanmış şekilde, kiminin de kafasında. Ve oturunca 8 saat yazacak kadar da kafasında. Şimdi ikincisi geliyor kitabın. Evet inşallah. İnşallah harika gidiyorsunuz süper. Peki bu bir şey soracağım ama çok böyle yine spoiler gibi mi olacak aşk hikayesinin devamı mı yoksa ikinci kitapta okur çok başka bir şeyle mi karşılaşacak bir sürpriz mi var yani biraz böyle anlatırsanız bize azıcık. Azıcık yani öyle azıcık. çok inanın girin diye demiyorum devamı mı yoksa böyle sürprizler mi bekliyor? İkisi de. Ha devamı gibi ama başka şeyler de var. Evet. Tamam, biz zaten yazardan çünkü, duyabileceğimiz daha fazla bir şey olamaz çünkü. Çünkü. Başka. Çünkü e, kitap aslına bakarsanız tarihsel öğeleri çok içinde barındıran bir kitap. Hmm. Yani iktisat tarihinden de izler hmm. bulursunuz, dünya tarihinden de izler bulursunuz, kültürel bağlar var. Hal böyle olunca çok kullanılacak enstrüman var. Hmm. Onların illaki bir devamı olacak. Olmalı. Karakterlerin birbiriyle ilişkilerini nasıl devam ettiğini. O dönemin siyasetinin nasıl ilerlediğini ve en çok da Elena ile Boris'in bundan sonra nasıl devam edeceğini ya, göreceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki ikinci kitabın da sonrasında seri devam edecek gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Bakalım. Var ya öyle bir zamanda çıkan bir kitap ki Ece Hanım. Öyle güzel, öyle bir denk gelmiş ve tesadüf asla değil. Zaten mottomuz o değil. Tesadüf diye bir şey yoktur. İki ve üç bu, bu şekilde gitmeli. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Dünyada duyulsun dedim ya. Bence şu anda tektir. Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında çıkan aşk kitabı olarak o iki ülkeyi içeren, oradaki insanların yaşadıklarını içeren dünyadaki tek kitaptır ve ben bunun beyaz perdeye aktarılmasını istiyorum. Ben de istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa da hayal ederim. Çünkü hayal etmek bence çok güzel bir şeydir. Evet. Biz bunda mesela hani insanlar şey yapıyorlar evet. ya çok hayalcıdır. Balık burcu ve çok hayalcıdır. Ama bu insanların sanki hayal kurmanın çok kötü bir şeymiş gibi gösterilmesinden dolayı hepimizin uzak kalmaya çalıştığı bir şeydir ben hariç. Çünkü hayal kurmanın insanın hayatında gerçekleştireceği şeyleri ön vizyondan görmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Allah insana nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmazmış diye düşünüyorum. Ee, hayallerimiz bence bizi bugünlere getiren şeyler. Bir hayal, bir tutku, iş gibi görmediğiniz hobiler, ilgi alanları hepsini bir araya getirdiğinizde esasında sizin bir toplam bir varlığınız ortaya çıkıyor. Kendi kıymetiniz, kendi potansiyeliniz. Onu ortaya çıkartmaya başladığınız andan itibaren o hayallerin esasında ne kadar gerçekleştirilebilir inandığınız vakit ...ne kadar gerçekleştirilebilir Kilitman. olduğunu e, zamanla görüyorsunuz. Ben hep inandım. Ben hep inandım. İnandığımın anı... peşinden de hep gittim. Sabırla. Hayal ettiniz mi evet, sabırla? Evet hayal ettim sabırla. Şimdi başka hayalleri var. Onları tabii biz izleyemiyoruz. Onlar elinize geldiği zaman... işte hayalleri de bunlarmış, ikinci hayalleri diye... ...o zaman fark edeceğiz sizin hayallerinizi. Evet. Ve beyaz perdede gördüğümüz zaman da evet buna gerçekten inanmış diyeceğiz. Çünkü inandığınız zaman hayale gerçekleşir dedi. Ece Yazıcı'dan ne kadar çok şey öğreniyoruz. Bu benim de çok inandığım bir şey ve duymak çok hoşuma gidiyor sizden de bunları. Hayallerinize inanın. Peki bir şey soracağım şimdi. Savaş var ya savaş. Şu savaş Rüya, var tarihimiz, ya. tarihimiz savaşlar da dolu maalesef. Bu savaş sıralarında böyle yaşanan aşk hikayeleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Gerçekten böyle hani bunların bazen filmleri de yapılır ya. Biraz hüzünle biraz böyle çok içimiz burkularak. Ama bir de aşkın tadına da böyle hani vararak izleriz. Ne diyeceksiniz bu savaş sırasında yaşanan aşk hikayeleri? Yani dediğim gibi dünya tarihi savaşlar da dolu. Yani şu anki yaşadığımız Rusya-Ukrayna krizinden de önce maalesef pek çok acı zamanlar geçirdi dünya. İnsanlar sevdiklerinden ayrı kaldı, ailelerinden ya da gerçekten hani aşık olduğu insanlardan hani ayrıldı. Ama savaş olmadan da insanlar sevdiklerinden ayrı düşebiliyorlar. Bence önemli olan şey bir araya gelmeye yeniden inanmak, bunu yapabilmek için gene mücadele vermek. Savaş insanları ha... etkiliyor olduğunu düşünüyor musunuz? Evet tabii ki. Savaş çok büyük bir olgu. Peki hayatında insanın yaşadığı olumsuzluklar da insanı etkiliyor mu onu küçültürmüş haline? Elbette ama bunlarla nasıl başa çıkacağınız zaten önemli olan şey. Bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Nasıl başa çıkacaksınız? Kendi içlerinizden, iç gücünüzden nasıl e, bir sizi koruyacak ya da ilerletecek nasıl bir şey bulacaksınız da yolunuza hmm. devam edeceksiniz? Bence bunlar hep içimizden gelen güçler. Peki Peki, okur mesela kitapta Rusya-Ukrayna arasındaki dış siyaseti, onların yaşadıkları olayları mesela politikaya dair izleri görüyor mu? E, görüyor çünkü Rusya'nın zaten hepimizin de bildiği üzere bütün okul öğrenim hayatımız boyunca öğretilen çok önemli bir gerçek var. Hani Rusya'nın her zaman sıcak denizlere inmekle ilgili ilerlettiği, güttüğü bir politika vardır. Hani o politika aslına bakarsanız yıllar boyunca hiç Hı, değişmedi. değişmedi dolayısıyla belki şu an günümüzde yaşadığımız dinamikler de belki o stratejilerin, o politikaların zaten birer biraz Üzantısın. devamı hmm. niteliğinde. Yani hiçbir Rusya, şey Rusya bizi şaşırtmıyor hmm. bu anlamda. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız hiçbir şey de geçmişten gelen mirasla farklı olmadığına göre biz de geçmişin yansımalarını da şu anda hayatımızda görüyoruz. Buradan da gerçekten hani bu konularla da ilgili tarih siyasi... diye demiyorlar. Siyasi oluşumlarla da ilgili bildiğiniz olduğunu buradan bir şekilde anlamış oluyoruz. Hani olaylara bakış açınız ve işte bu yorumlamanızla da ilgili olarak demek ki yazarın da hani birçok konu hakkında da değil mi? Kesin yani açık olması çok hem, daha güzel oluyor. Hem açık olmak hem de e, sonuçta bir şey meydana getiriyorsunuz. Bunu meydana getirirken de e, araştırma yapmak, hani bilmek, öğrenmek durumundasınız ki hissettiklerinizi de aslında doğru biçimde aktarabilin. Hmm, yani doğru. burada sadece hani iki Aşkı üç kelime ya da değil cümle yani. yazmak hmm. e, değil burada olan şey. Gerçekten hani burada bir çok bütünü. kuvvetli bir evet kurguyu e, oluşturabilmek için o bütünün parçalarını zamanında doğru bir şekilde koymanız lazım. İkinci isteğimi diye getirmek istiyorum izninizle. Bu kitabın Rusça ve Ukrayna dillerine çevrilmesini istiyorum evet ben de istiyorum. Benim de istek ve niyetlerim arasında var. Yabancı dillere çevrimi, uluslararası alanda kendini duyurması, ispatlaması, kısmet. İnşallah. Bunu da imajinasyonunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence de neden olmasın? Neden olmasın? Peki. Bugünün Rusya ve Ukrayna çizgisini nasıl bir ışık tutuyor şu an? Bu kitap mesela sizce bugün Rusya ile Ukrayna savaşına benzer aşk hikayeleri ya da yaşam kesitleri yer alır mı? Alabilir. Evet, alabilir, de alabilir. Değil mi? alabilir. Çünkü insan hayatında pek çok şey var. Çok. Ee, çok farklı olaylarla meydana karşı karşıya kalabiliriz. Çok. Ve bunların içinde aşk da olur, savaş da var, kaçmak var, bir yerden bir yere göç etmek var. Yeni bir hayata başlamak var. Yeni bir var. hayata başlamak var. Hani bunların hepsi bir araya geldiğinde e, neden olmasın? Neden olmasın? Aynen. Harika. Asıl bir şey sormak istiyorum. Asıl mesaj Ece Yazıcı, yazarımız Sayın Ece Yazıcı ne mesajı vermek istiyor desem? Yani böyle bir tane bir şey var mı bu kitapta? Değişimi görmek ve kabullenmek. O kimlik Başımda değişimi şey. çok önemli çünkü. Değişimi görmek ve kabullenmek. Aynen. Konfor alanından çıkmak önemli. Kendinizi yapılandırmak istiyor musunuz? Bunun için ne kadar mücadele edebileceksiniz? Bunun için hazır mısınız? Bizi dinleyen, izleyen bu kadar izleyiciye belki meslek hayatında yeni adımlar atacak ya da kişisel hayatında gelişimle ilgili yeni adım atacak olan insanlara verilebilecek en güzel bence mesaj. nedir? diyorsun? Ee, değişime? Değişime açık olmak, açık. hayallerinin peşinden gitmek, kendilerine inanmak, potansiyellerini ortaya çıkartmak ve kendilerine ait bir hikayeyi yazmak. Kendi kendilerine ilham olsunlar ki başkalarına da ilham kaynağı olabilsinler. Şu anda sizin olduğunuz gibi resmen öylesiniz. Şu anda insanlar izleyip size diyorlar ki ne kadar güzel ki her şeyi bırakmış, kendi hayallerinin peşinden gitmiş, hiçbir şey yokken bu kitab kitabı çıkarmak için buna zaman ayırmış. Öğrenmiş, okumuş, emek sarf etmiş, kitabı çıkarmış ve bunun da en büyük mesajını değişimden korkmayın konfor kurtulun, kurtulun, hayatını yapmak istiyorsanız onun için cesaretli olun diye bize aktarıyor diye. Bence şu anda bunun herkes farkının sizden geliyor bu. Demek ki başaran insanlar, bunu yapan insanlar güzel bir düzeye çıkıyorlar. Yapmayanların da arkasında keşkeler kalıyor ki işte bunu hiç konuşmak bile istemiyorum gerçekten. İnanmak gerekiyor. İnanmak gerekiyor. Başaracağınıza inanmak gerekiyor. Peki en çok kimler okusun diye içinizden geçiyor mu bir şey yoksa artık bu tamamen okudukça tavsiyeyle bak sen bu kitabı da okudun mu bak bunun içerisinde böyle bir şey var tam senlik diye birbirine tavsiyeyle mi ilerlesin yoksa böyle hani bazen yazarların bir kitlesi olur ya ya değişime hazır hissedenler okusun kendini o gücü hissedenler bir tık daha ben burada bir katalizör görevi göreceğim bir onları cesaretlendireceğim dedikleriniz mi daha çok ön planda? Okuyanların İçlerinde böyle bir değişim isteği ve arzusu varsa, bunu Var, hikayeden, olmaz bunu hikayeden canım. illaki yakalayacaklardır. Olmaz, Kendilerine olma. illaki pek çok şey çıkartacaklardır. Ama elbette ki e, bu kitap herkese ulaşsın, herkes okusun. Çünkü herkes kendine e, ait, kendi hayatının dinamiklerine parametrelerine ait farklı sentezler çıkarttılar. Hmm. Farklı şeyler söylediler. Hiç kimsenin algısı birbiriyle aynı olmadığı için. Dolayısıyla Doğru. herkes okusun, herkese ulaşsın. Ee, ama içlerinden ilham almak isteyenlerin de ben ön plana çıkacağına eminim. Var ya şöyle bir şey düşünüyorum. Zaten mesajınız buydu. Değişime açık olacak olan insanlar, kendini hazır eden, hisseden, cesaret hisseden kendinde insanlar için yazdım mesajım bu demişti. Kim okusun dediğimde de bunlar okursa... Çok daha güzel olur. Çünkü bunu okuduktan sonra en azından o değişimi yapmak için kendilerine güç hissederler. Bir motivasyon kitabı gibi. Hani dedi ya eğer varsa benim gibi hisseden. Ben de dedim ki olmaz mı? Tutamadım kendimi. O kadar çok insan şu anda farklı işlerde uğraşıyorlar, çalışıyorlar, çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama aslında içlerinde öyle başka potansiyeller Kesinlikle. var ki. Kesinlikle. Farklı hayatlar mümkün. Farklı bir şeyler yapmak mümkün. Her şey bizim elimizde. Eğer istersek, inanırsak, arkasından gidersek tutkunu haline gelirse bence neden olmasın? Hiç bitmesini istemediğim bir programın sonuna geldik biliyor musunuz? Öyle mi oldu? Şimdi sizi baş başa bırakacağım da şu ana kadar aslında söyledikleriniz spot cümleler var. Harika cümleler var. İnsanları motive eden, güdüleyen cümleler var. Bunlar da olabilir. İstiyorum ki göz göze onlara bakışarak face to face onlara deyin ki ben Ece Yazıcı olarak son sözlerim bu program için Böyle böyle söylemek istiyorum ama sonsuz derken ben istiyorum ki buraya tekrar gelin tekrar konuşalım. Şu i̇nşallah kitap ben de tabii ki çok isterim. Çok isterim. Tekrar bir araya gelelim. Şimdi sizi okurlarınızla ve yeni okur adaylarınızla da baş başa bırakıp içinizden ne geliyorsa söylemenizi istiyorum. Buyurun. Kendinize inanın. Ben hep inandım. Meslek hayatımda da halen kitabı yazmayı devam ederken de ya da kitabı yeni kitlelere ulaştırmaya çalışırken de her dakikasından çok keyif aldım. Kendi potansiyelimi ortaya çıkartmaya çalıştım. Ben aslında bir anlamda kendi hikayemi şu anda yazıyorum. Ama bunu yapmak isteyen pek çok insan olabilir. Burada amaç sadece bir hikaye yazmak değil, kendi potansiyelimizi ortaya çıkartıp kendimize inanmak, değişebileceğimize, başarabileceğimize inanmak. O yüzden zorlukların karşınıza çıkması sizi engellemesin. Siz her zaman onları aşmanın bir yolunu bulursunuz. Eğer isterseniz, vazgeçmezseniz denemeye devam edersiniz. Bir numaralı Peron'un yazıcısı Sayın Esra Yazıcı, değerli yazarımız ne kadar güzel anlattı. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Serinin ikinci kitabını da sizden İnşallah, bekliyor olabilir. olacağız. Ben birincisini okuyacağım ve ikincisi çıktığında da burada tekrar konuk olmanızı rica ediyorum. Çok değerli bir insansınız. Görüşleriniz, motivasyonunuz ederim. topluma bu motivasyonu aktarmak için burada oluşunuz için çok teşekkür ederim. Ben sana. de teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bu motivasyon içeren çok güzel programın asıl amacı bütün programlarımızın amacıyla aynı yani size katkı sağlamak. Biraz önce yazarımızın da söylediği gibi insan hayatta bir şeyler yaparken aslında Göte'nin de söylediği bir sözdür. Mutlaka önüne engeller çıkar. Ama yılmadan devam ederse belli bir zaman sonra ilahi takdir devreye girer ve bütün olmazlar ondan sonra olmaya başlar. Yani neyi yapabiliyorsanız ya da yapabileceğinize inanıyorsanız lütfen hemen başlayın. Çünkü cesarette deha, güç ve büyü de vardır. Tekrar görüşünceye kadar, hoşçakalın.